Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mavice civcivlerimiz yani şirinlerin son durumunu paylaşacağım. İzlerken lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Görmüş olduğunuz mavici civcivlerim 2,5 aylık. Çok şükür hastalıktan bir kaybım olmadı. Lütfen izlerken tekrar söylüyorum maşallah demeyi esirgemeyin. Onları ellerimle besliyorum. Görüyorsunuz. Üç tane blue yani lavender denen ırk arkadaşlar. Şu gri mavimsi gözüken 3 tanesi lavender ırkına giriyor. Gördüğüm kadarıyla 2 erkek 1 dişi var. Diğer 3 tane kahverengi olan da whited denen ırka giriyor. Onların 3'ü de dişi arkadaşlar. Hatta görüyorsunuz sakalları. Dişilerdeki sakallar da belli. Yüzlerinin tüyleri yeni çıktığı için diğerlerinde pek fazla belli değil. Şirinlerin son hali bu. Hatta birazdan hepsini tek tek yakalayıp inceleyeceğim sizler için. Önce bir besleyelim elle. Bunlar yaklaşık 4 ay sonra mavi yumurta yapacaklar inşallah. Onu da heyecanla bekliyorum. Kümesimin yeni güzelleri bunlar. O kadar güçlü saldırıyorlar ki elime. Bazen parmaklarım acıyor. Şu an sanki şunu duyar gibiyim. Elinde ne yediriyor acaba bu kadar saldırıyorlar diye. Arkadaşlar elimde pişmiş etler var. Pişmiş etlere bayılıyorlar. Bu onların protein eksiğini gideriyor. Diğer hayvanlarımın seslerini duyabiliyorsunuz. Ama diğer videolarda da söylediğim gibi ben video çekerken bütün hayvanlarımı aynı videoda bulundurmuyorum. Bunu sevmiyorum. Paylaştığım videoda neyi ele alıyorsam, hangi konuyu işliyorsam onun hayvanını çekiyorum. Böylelikle sizler de diğer hayvanlarımı özlemiş oluyorsunuz. Şimdiden sakalları maşallah gür gür. İnşallah büyüyünce de böyle iri sakallı mavi yumurtlayan tavuk olurlar. Sabırsızlıkla bekliyorum o günü. Elle beslediğim yeter bu kadar. Şimdi tek tek yakalayıp sizler için incelemek istiyorum. Videoda gördüğünüz gibi fark edenler vardır. Fark etmeyenler için ben söyleyeyim. 2 tane gri blue horozumuz var. Diğer 4 tanesi dişi. Bu 4 dişinin ikisinde sakal tamamen belli. Horozların 2 mavi horozun da sakalları tamamen belli.
Şu dişinin sakalları gözükmüyor ve arkadaki dişinin de sakalları gözükmüyor. Bunlara bakacağım. Kırmalık varsa tabii ki beslemeyeceğim. Hep beraber çok güzel bir kümes inşa ettik. Bu kümesimizde güzel hayvanlar besleyeceğiz. Bütün hayvanlar güzel, evet, ama ben hobi olarak besliyorum, ticari olarak değil. Bu yüzden safkanlara daha ağırlık veriyorum. Yorumlarda beni yargılayan arkadaşlara buradan cevap olsun bu. Hemen yakalayalım bakalım nasıl gözüküyorlar. Bu arada bu yavrularımız 2,5 aylık olmalarına rağmen ağırlıkları yüksek hayvanlar. Zaten araştırmalarıma göre de et olarak verimlerinin yüksek olduğunu öğrenmiştim. Yumurta olarak da protein oranı yüksek yumurtalar verdiğini öğrenmiştim. Gerçekten de öyleymiş. 2,5 aylık olmalarına rağmen kilo ağırlıkları bayağı yüksek maşallah. Ben de artık video çekerken maşallah diyorum. Görmüş olduğunuz lavender yani blue horoz sakallarını görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir horoz olacak. Safkan olduğunu bol sakalından anlayabilirsiniz. Ve bacaklarının mor olduğundan anlayabilirsiniz. Koyu bacak olacak arkadaşlar. Tüyleri yeni yeni çıkıyor. Ergenlik tüyleri bunlar. Maşallah kocaman oldular. Avucuma sığmıyorlar. Bu oğlumuzdu. Bu görmüş olduğunuzda Whited denen kahverengi ve tonlarının bulunduğu ırk. Sakalları yeni yeni çıkıyor. Köklerini görüyorsunuz. Bacaklar yine mor. Bu hayvanımız da ırkının özelliklerini taşıyor. Güzel bir dişi arkadaşlar. Evet, bu görmüş olduğunuzda Blue tavuk. Yani tavuk olacak büyüdüğü zaman. Yalnız buna dikkat ettim. Diğerlerinde bulunan sakalın olmamayışı. Hint kurkun altına yumurtayı satan abimin zaten ismini vermiştim. O abi hayvanları karışık besliyordu. Mavi yumurtaları karışık besliyordu. Ben de karışık sevdiğim için yumurtaları ondan aldım. Ama bazen sakalsız çıkabiliyor. Hep beraber bu 6 yavrumuz büyüdüğü zaman sakallı olanlara bırakacağız. Sakalsız olanları tabii ki elden çıkaracağız. Çünkü safkan ve orijinal beslemek istiyorum ben. Karışık da olsa öyle. Tüy rengi çok güzel bu dişimizin. Bacakları görüyorsunuz. Yine koyu bir bacak yapısı var. Bu da büyüdüğü zaman çok güzel olacak. Bu görmüş olduğunuzda sakallı çok güzel bir dişi. Yine bol sakalı var. Yeni yeni çıkıyor sakalları. Bacakları da yine koyu. Elime sığmadıkları için videoda çok yakın gözüküyorlar. İsveçleri size gösterirken aynı açıda tutuyorum ve rahatlıkla videoya sığıyorlardı. Fark ettiyseniz bunlar sığmıyor. Elimle tutmadığım bir şu horozumuz kaldı. Bir de şu ortadaki dişi. Maşallah. Bu işi severek yapıyorum. Bu yüzden hayvanlarım beni seviyorlar. Benden kaçmıyorlar. Ve rahatlıkla elimden yemek yiyebiliyorlar. Sizler de severek yaparsanız ve hayvanlarınıza gereken değeri verirseniz sizin de elinizden yemek yerler. Görmüş olduğunuz mavice civcivlerimiz yani namı diğer şirinler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hayvanlarımız 2,5 aylık sürekli videoları gelecek tabii ki. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız sırası geldiğince hepsini çekeceğim. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz
Like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Her videoda hemen hemen bunu belirtiyorum. Bu benim için çok önemli. Kimler benim sayfamı, videolarımı beğeniyor, kimler beğenmiyor. Bunu takip edebiliyorum. Lütfen beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Sağ altta bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer bana videoların bildirimi gelmiyor, geç geliyor diyorsanız sağ altta abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan çan işaretine basarsanız attığım videolardan anında haberdar olacaksınız ve ilk gören siz olacaksınız arkadaşlar. Video sonunda yine yararlı videoların başlıklarını bırakacağım. Hoşça kalın.